Kocaeli'deki Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkında leyleklerin çatı ve ağaçlara kurulan platformlara yaptıkları yuvalar, biyolog, veteriner ve bakıcılar tarafından gözlemleniyor. Her yıl göç yolculuğunda yorgun düşen ya da yaralanan leylekleri misafir eden Ormanya'da bu yıl ilk kez yuva platformları hazırlandı. Ahşap malzemelerle imal edilen 9 yuva platformu ekiplerce düşkün leylekler evinin çevresindeki ağaçlara ve çatılara monte edildi. Kısa sürede platformlara konan leylekler kurulan 9 platformun 4'üne yuva yapmaya başladı. Ormanya sorumlu veteriner hekimi Muhammed Nalkıran göç yolculuğunda devam edemeyen leylekler için Ormanya'da 80 metrekare kapalı, 900 metrekare açık alan sağladıklarını söyledi. Ormanya Doğal Yaşam Parkımızda bulunan Çocuk Hayvan Çiftliğimizde birçok engelli kuşları misafir ediyoruz. Bunlardan biri de leyleklerimiz. Leyleklerimiz 80 metrekare kapalı, 900 metrekare açık alan üzerinde bulunan su havuzunun, kum havuzunun, yuvaların olduğu kendi habitat habitatlarına en yakın koşullarda hazırlamış olduğumuz alanda kalıyorlar şu an. Ormanya Rehabilitasyon Merkezimize gelen leyleklerimizin rehabilitasyon süreçleri bittikten sonra bu alanları alıyoruz. İlk etapta bu sene 22 leyleğimiz vardı. Bunların şu an 7 tanesi uçabiliyor. Rehabilitasyon süreçlerini tamamladılar. Ama beslenme noktaları yine bu alanlarda oluyor. Onlar için yaklaşık 9 tane yuvalar oluşturduk belirli alanlarda. Bu 9 yuvanın 4'ünde şu an yuva yapma çalışmaları var. Bunları gözlemliyoruz. Tabii ki de yavru almayı bekliyoruz. Amacımız da bu zaten. Bizim Ormanya Yaban hayatı koruma kurtarma merkezimize gelen leyleklerimizin geliş sebepleri arasında kanat kırıkları, yorgun düşme, göçte yorgun düşme, enfeksiyon, ateşli silah, yaralanmaları maalesef ki oluyor. Rehabilitasyon süreçlerini bizim hastanemizde tamamladıktan sonra bu alana yerleştiriyoruz. Alanda kendi kanat kondisyonlarını, kanat antrenmanlarını sağlayanlar, vücut kondisyon skorlarını arttıran leyleklerimiz, rehabilitasyon süreçlerini tamamladıktan sonra buradan tekrardan doğaya karışıyorlar.